Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine periyodik durumların birinci testiyle devam ediyoruz. Saat 11.30'dan 152 saat sonra saat kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar kaçta bir tekrar ettiğini bulmak lazım. Biz saatten bahsettiğimize göre saat bir gün 24 saat değil mi? O yüzden 24 saatlik dilimler halinde hep birbirini tekrar edecek. O yüzden bizim periyodumuz ne olacak arkadaşlar? 24 olacak. Haliyle ben 152'yi ne yapmam lazım? 24'e bölmem lazım arkadaşlar. 6 defa değil mi? 144 olacak. Kalan da 8 olacak. Sonrasını sorduğu için arkadaşlar 11.30'dan 8 saat eklediğim zaman ne olacak arkadaşlar? 19.30 olmuş olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 2'ye. Bugün günlerden cuma günü olduğuna göre 137 gün önce hangi gündür? Bak bu sefer önceye gideceğiz. Şimdi günlerden bahsettiğimiz için arkadaşlar günler bakın hep 7'de bir kendini tekrar edecek değil mi? O yüzden bizim periyodumuz ne arkadaşlar? 7. Ne yapacağım ben? 137'yi bu sefer 7'ye böleceğim. Böldüğüm zaman 67, 9 defa var. 63. Kalan ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Şimdi öncesini sorduğu için 4 gün ne yapacağım? Öne gideceğim. Cumaydı. Bir gün gittiğim zaman arkadaşlar Perşembe, Çarşamba, Salı ve Pazartesi olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 3'e. 6 günde bir gitar kursuna giden Furkan gitar kursuna ilk kez pazar günü gittiğine göre 17. kez hangi gün gider? Bak ilk kez gitmiş arkadaşlar. Pazar günü gitmiş. Demek ki gitmesi gereken 16 defa daha var. Değil mi? 16 defa. Şimdi bizim periyodumuz ne? 6. Niye? Çünkü 6 günde bir gidecekmiş arkadaşlar. O yüzden ne yapacağım arkadaşlar? 16 ile 6'yı çarpacağım. Yani 96 olacak. Ben zaten günden bahsettiğim için arkadaşlar günler birbirini 7 tekrar edeceğinden dolayı 96'yı 7'ye bölmem lazım. Bir kere var, değil mi? 26, 3 kere 7, 21. Kalanımız ne arkadaşlar? Kalanımız 5 olacak. Şimdi 5 gün ilerisine gideceğim için ben ne olacak arkadaşlar? Bugün neydi? Pazardı. Zaten 7 gün eklemiş olsam, 7 gün eklemiş olsam bir daha pazar olacak. 2 gün geri gitmem lazım. 2 gün geri gidecek olursam cumartesi ve cuma olmuş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 4'e. Oğuz kalem kelimesinin harflerini alfabetik sıraya göre beşer beşer bir kağıda toplam 200 harf olacak şekilde yan yana diziyor. Bakın burası önemli. Alfabetik sıraya göre. Ben bunu alfabetik sıraya göre sıralayacak olursam A, E, K, L ve M şeklinde arkadaşlar. Birinci periyodum böyle. İkincisi yine A, E, K, L, M şeklinde. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. Demek ki bakın burada benim periyodum ne arkadaşlar? 5 olacak değil mi? 142. harfi soruyor ya bana. O zaman 142'yi ne yapmam lazım? 5'e bölmem lazım. Niye? Periyodumuz 5-5 gidiyor çünkü. Bunlara arkadaşlar ne oluyor? 140 olmuş oluyor. Kalan da 2. Arkadaşlar ikinci sıradaki harf hangisi? Bakın E olduğundan dolayı doğru cevabımız bakın E şıkkı. Geldik 5'e. 9 gün sonra salı olduğuna göre 145 gün sonra hangi gündür? İsterseniz bir bugünü bulalım. Şimdi arkadaşlar 9 gün sonra salıymış ya. Bundan bir 7 çıkardığım zaman 2 gün sonra yine salı olmayacak mı? Evet, ben bugün arıyorum. 2 gün sonra salı olacaksa bir gün pazartesi, 2 gün bugün de arkadaşlar ne olacak? Pazar olacak, değil mi? Evet, bugün pazarmış demek. Bugün pazarmış. Ben 145 gün sonrasını arıyorum. O zaman ne yapmam lazım? 145'i kaça böleceğim? 7'ye böleceğim. Niye? Günlerden bahsediyoruz. Günler 7'şer 7'şer birbirini tekrar ediyor arkadaşlar. O yüzden ne olacak? Burada 20 defa olsa 140 olacak. Kalanımız 5 olacak. Yine arkadaşlar burası kalan 7 olmuş olsaydı bakın yine pazar olacaktı değil mi? 7 eklediğim zaman pazar olacaktı. 2 gün yine geri geleceğim için pazardan bir gün geldim cumartesi, bir gün daha geldim. Ne olacak? Cuma olacak. Doğru cevabımız D şık. Geldik 6'ya. Bakın iki tane sayı toplanmış ve K bulunmuş. K sayısının virgülden sonraki 75. rakamı kaçtır diyor arkadaşlar. Demek ki belli bir düzen olması lazım. Bir periyot bulmamız lazım. Toplayalım bakın bunları. 0,145. Devreden kısım 45'in üstünde olduğu için hep 45, 45, 45, 45, 45 hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. 1 virgül burada da 312'nin üstünde olduğu için arkadaşlar çizgi 312, 312, 312, 312. Bakın böyle bu da devam edecek. Bunları toplayacakmışım. 8, 6, 6, 7, 7, 5, 8, 6, 6, 7, 8,
5, 4, burası da 1. Şimdi bir düzene bakacağız arkadaşlar. Düzen nerede? Düzen nerede? Bakın 5, 8, 7, 6, 6, 8. Değil mi? Burada da aynı şekilde 5, 7, 7, 6, 6, 8. Bakın düzen bu şekilde arkadaşlar. Değil mi? Evet. Kaçta bir kendini tekrar ediyor? Bakın 6'da 1. Değil mi? O yüzden bizim periyodumuz ne arkadaşlar? 6. Bize 75. rakamı soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın şu en baştaki 4'ün herhangi bir periyodu falan yok değil mi? Bunu ayrı değerlendireceğiz. Şimdi 75.yi soruyor ya. Bu zaten birincisi bu. Virgülden sonraki kısımda arkadaşlar bu 4'te olduğu için değil mi? Ben 4'ü ne yapacağım? Devre dışı bırakacağım. 4'ten sonra kaç tane benim rakam bulmam lazım? Kaçıncıyı saymam lazım? 74 tane saymam lazım değil mi? Çünkü bu 4'ün periyoda herhangi bir etkisi yok arkadaşlar. O yüzden 74'ü benim 6'ya bölmem lazım. Niye? Periyodum 6 olduğu için. Kalanımız ne olacak arkadaşlar? 2 olmuş olacak. Bakın kalanımız 2 olduğundan dolayı ne olacak arkadaşlar? Cevabımız da burada bizim periyodumuz burada 8, burada 7. Değil mi? Bir hata mı yaptık topladığımız zaman? 7. Evet, burası 7 olması lazım arkadaşlar. Şu ikinci sırada yazdığımız doğru. Demek ki ikinciyi bulacağız arkadaşlar. İkinci bakın burada hep 7 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 7'ye. Bir hemşire 6 günde bir, doktor ise 4 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte ikinci nöbeti Perşembe günü tuttuklarına göre diyor. İkisi birlikte dediği için arkadaşlar 6 günde, 4 günde bunların ekoku nedir arkadaşlar? 12 gündür değil mi? Demek ki ikisi birlikte 12 günde bir ne yapacaklar arkadaşlar? Nöbet tutacaklar. 12 günde bir nöbet tutacaklar. Evet. Demek ki arkadaşlar biz birlikte tuttuklarını soruyor ya bize. Demek ki bizim periyodumuz ne olacak? 12 olmuş olacak. İkinci nöbeti ne yapmışlar? Perşembe günü tutmuşlar. 18. nöbeti hangi gün tutarlar? Şimdi arkadaşlar 18'den 12'ye kaç nöbet daha tutmaları lazım? 16 nöbet daha tutmaları lazım. Kaç günde bir? 12 günde bir. Demek ki 12 çarpı 16'dan ne olacak? 192 günümüz olmuş olacak. Biz günden bahsettiğimiz için günler 7'şer 7'şer arkadaşlar sıralanıyor değil mi? Buradan da periyodumuz bizim ne olacak? Periyodumuz 7 olacak arkadaşlar. Günden bahsediyoruz ya. Evet. Şimdi o zaman 192'yi 7'ye bölecek olursam ben 52, 49. Kalan da ne oldu? Kalan da 3 olmuş oldu. Değil mi? Şimdi Perşembe günü tutmuşlardı arkadaşlar. 3 gün gidecek olursam Cuma, Cumartesi ve Pazar oluyor. Buna göre doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 8. ve son sorumuza. Bir K sayısı bakın verilmiş. Bunu kutu içerisine aldığı zaman iki basamak ne yapmış? Yuvarlak içine almış arkadaşlar. K sayısının baştan itibaren iki basamaklı sayılar halinde yazar şeklinde tanımlanıyor. Tamam. Bakın M sayısı da buymuş. M sayısını kutu içerisine almış. O zaman M sayısını kutu içerisine aldığı zaman bizim de ne yapmamız lazım? Böyle ikili ikili arkadaşlar gruplamamız lazım. Peki nereye kadar gruplayacağım? Periyodu bulacağım arkadaşlar. Bakın periyodu bulacağım. Bakın 3, 5, 97, bakın 13. Bak gördük mü? 13'ü gördük değil mi? Bak 13 şu başta da vardı. Şurada da var. Demek ki bizim periyodumuz şuradan itibaren ayrılacak. Peki kaç tane var? Kaç tane yuvarlak var? 1, 2, 3, 4, 5. Bizim demek ki periyodumuz ne olacak arkadaşlar? 5 olmuş olacak. Değil mi? Şimdi bu 84'ü ne yapacağım? 84'ü 5'e böleceğiz. Periyodumuz 5 olduğundan dolayı. 16 kalan da ne olacak arkadaşlar? 4 olmuş olacak. Demek ki bize dördüncüyü soruyor arkadaşlar. Dördüncü de bakın 1, 2, 3, 4. Hangisiymiş? 35'miş arkadaşlar yuvarlak içinde. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.